Kanal Fırat TV ekranlarından iyi akşamlar. Bir Şehrin Sağlığı programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Hoş geldiniz efendim. Sevgili izleyiciler, bugün yeni bir konu ve çok değerli bir konuğumla sizlerle birlikte olacağız. Bugünkü konumuz midenin iyi huylu ve kötü huylu tümörleri. Konuyla ilgili bilgisine başvuracağımız konuğumuz ise Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi Cerrahi Gastroenteroloji Uzmanı Uzman Doktor Onur İlhan. Onur Hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle davetiniz için çok teşekkür ederim. Ben de bizi kırmayıp geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ameliyattan çıkıp buraya geldiğinizi evet. De biliyorum. Çok teşekkürler. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizleri sormalı. Bizler de çok iyiyiz hocam. Şimdi Onur Hocam, sizi anons ederken cerrahi gastroenteroloji uzmanı olarak tanıttım. Ben öncelikle cerrahi gastroenteroloji uzmanlığı nedir? Hangi hastalıklarla ilgilenir? Hangi hastalıkların tedavisini yapar? Bize kısaca bilgi verir misiniz? Cerrahi gastroenteroloji uzmanlığı şöyle bir şey. Cerrahi branşı, genel cerrahi branşının üzerine üst ihtisas yapıyoruz biz. Hani 2 yıl. Ne yapıyoruz? Biraz daha küçülmüş oluyoruz cerrahi, genel cerrahiden. Yani meme ve tiroid hastalıklarını yani terk etmiş oluyoruz. Daha çok gastrointestinal sisteme yöneliyoruz. Bu nedir? Mide, ince bağırsaklar, kalın bağırsak, karaciğer ve pankreas hastalıkları özellikle veyahut da batın içi diğer patolojiler daha çok bizim alanımıza giriyor. Biraz daha hani genel cerrahiye göre girişim yetkilerimiz daha fazla. Yani hani biraz daha böyle dahiliyede de olur ya, mesela hani genel dahili uzmanlığı vardır, endokrin, gastroenteroloji falan. Bizde de hani son zamanlarda cerrahide böyle bir branşlaşmaya gidildi son 10-15 yılda. Yani genel cerrahi uzmanlığı üzerine siz 2 yıl bir de gastroenteroloji görüyorsunuz ve bu gastroenterolojinin cerrahi kısmıyla ilgileniyorsunuz. Evet, daha çok cerrahi kısmıyla. Peki hocam. Peki gastroenteroloji cerrahisinde hangi tetkikler kullanılıyor ya da biz tanı ya da teşhiste hangi tetkikleri kullanıyoruz? Onlar hakkında da bilgi verir misiniz? Yani şöyle, bizim daha çok işimiz hani endoskopi, kolonoskopi gibi daha çok hani lümenli organların değerlendirmesi, yani karaciğerin değerlendirmesi, daha çok hani karaciğer hastalıklarının takibi, özellikle mesela pankreas kistleri oluyor, kitleler oluyor. Bunların hani cerrahi kararları veyahut da takip kararlarının verilmesi. Daha çok hani biz bu konularla ilgileniyoruz. Bunlar genel cerrahi uzmanının biraz daha uğraşması gereken işler şey olarak. Biz hani bu konuda biraz daha branşlaşmışız. Yani hastalar bize bu konularda daha çok başvuruyorlar. Endoskopi ve kolonoskopi primer olarak daha çok hani girişimsel işlemler. Hani ne olabilir? Bu ESD, submukozal rezeksiyon, EMR, mukozal rezeksiyon. Tabii hani her gastroenterolojik cerrahi uzmanı yapıyor mu diye sorarsanız yapamıyor. Hani bunlar için de daha çok üst eğitimler gerekiyor ama hani bunların yolu açılmış gibi oluyor. ERCP. ERCP. Peki hocam, Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde biz neler yapıyoruz? O konuda da bilgi verelim. Biz Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde daha çok hani endoskopi, kolonoskopi girişimsel işlemlerimiz. İşte bu endoskopide şeyler, dilatasyon işlemleri, polipektomiler, EMR yapmıyoruz ama daha çok endoskopik submukozal diseksiyonlar, yani midede ve kolonda. Böyle poliplerin takipleri, işte hani takip sürelerinin belirlenmesi. Veyahut da hani ne diyebilirim, tümör ameliyatları, midedir, bağırsaktır, karaciğerdir, pankreastır. Hani tümör ameliyatlarını da yetkin konumdayız yani. Peki hocam, ERCP dediniz. ERCP'yi yapıyor muyuz? ERCP'yi yapmıyoruz. ERCP için hala da şey yapamadı. Çünkü bana sorular geliyor böyle çevreden olsun. ERCP yapılıyor mu diye. Ben de birinci ağızdan sizden öğrenmek istedim. ERCP daha çok hani gastroenteroloji, yani dahiliyle başlayacak gastroenterolojinin işi ama hani bizde de çalışmalar var ama daha bir sistematik eğitim programı oluşturamadılar. Peki hocam, inşallah o da olur yakında. İnşallah. Ben hemen bugünkü konumuza geçmek istiyorum. Şimdi gastrointestinal sistem hastalıkları deyince mide aklımıza geliyor. Midenin tümörleri deyince daha çok kanser geliyor ama ben önce midenin iyi huylu tümörleriyle başlamak istiyorum. Midenin iyi tümörleri nelerdir? Belirtileri nelerdir? Hangi sıklıkla görülür hocam? Şimdi bir mide tümörleri olarak genel kapsamda baktığımızda mide tümörleri, iyi huylu tümörleri, bunların hani çok küçük bir kısmı. Mesela hani 100 hasta, yani 100 tane tümör hastasını toplasanız 5 tanesi falan iyi huylu tümör oluyor. Klinik olarak ne anlam ifade eder derseniz, daha çok bizde hani şey, belli bir semptomları yoktur. Bazıları çok büyüdüğünde semptom verirler. Yani lokal semptom. Bu nedir? Hani bulantı, kusma, işte hazımsızlık, çabuk doyma veyahut da daha midenin üst kısımlarına yerleşen yutkunmada zorluk gibi problemler yarattıklarında hani biz bunları cerrahi olarak tedavi ediyoruz. Ama hani
Onun harici iyi huylu tümöre bir şey yapıyor musunuz derseniz, çok bir şey yapmıyoruz yani. Hani mesela mide kocaman bir organ. Yani ortalama 4 litre sıvıyla doldurabileceğiniz bir organ yani. Bunun içindeki hani 2 santimetrelik, 3 santimetrelik bir iyi huylu tümörü biz hani dokunmuyoruz. O bizim kontrolümüz altında kalıyor öyle. Önemliler mi hocam? Önemleri şöyle. Midede şimdi mide tümörlerinin kapsamına baktığımızda bunların %90-95'ini mide kanseri oluşturuyor. Evet. Şimdi biz hastaya endoskopi yaptığımızda da endoskopide bir lezyon gördüğümüz zaman midede biz bunu almak zorundayız. Çünkü hani %95'ini kötü huylu tümörler oluşturuyor. Biz endoskopide veyahut da hani diğer görüntüleme yöntemlerinde şöyle söyleyeyim, hani biyopsi yöntemleri falan şunlar bunlar var ama hani mesela EOS'la biyopsi falan alabilir de midede bir lezyon görüldüğünde alınacaktır şeklindedir. Mesela mesela iyi huylu tümörlerden son 5-6 seneye kadar hiperplastik polipler vardı, midenin en sık görülen polipleri. Bunlar için diyorlardı ki hani biyopsi alın, hiperplastik polip hiçbir şey ifade etmez. Ama son 5-6 yılda 1,5 santimetre üzerine geçenlerde malignitesi yani kanser riski olabileceği için diyor, onları da eradike edin diyorlar. Hani daha çok hani bir şey yapacaklarından değil ama hani kötü hastalığı ekart etme açısından bizim için önemli. Yani kanserleşme riski fazla yani yok. Yani kanserleşme riski yok ama hani oradaki lezyonun bir ismini bilmek zorundayız. Yani evet, patolojiye gönderip onun ismini bilmek zorundayız biz mide tümörlerinde. Peki tekrarlama şansı var mı bunları? Mesela patoloji olarak hani ameliyat ettiniz, aldınız ve iyi huylu bir tümör çıktı. Bunları tekrarlama şansı var mı hocam? Tekrarlama şansı yani hani şey diyor. Tıbbi verilerden çok fazla değil yani, çok az gözüktükleri için hani tekrarlama şansı olabilir mi? Midenin başka bölgesinde tekrarlama şansı olabilir. Ama hani aynı cerrahi yaptığınız bir bölgeden hani takip ediyor musunuz diye sorduğunuzda mesela mukozal lezyonlar, yani tabakalar halinde mukoza, submukoza ve seroza diye tabakalar halinde mukozal patolojileri takip ediyoruz. Ama hani serozal patolojileri hani daha derin katmandan oluşan mesela iyi huylu tümörlerde takibe çok gereğimiz olmuyor yani. Olmuyor. Peki hocam, tedavisine mutlaka cerrah olarak çıkartıyoruz ama sırf hani bunun iyi huylu mu kötü huylu mu ayırt etmek için önemli. Zaten %99 tümör varsa midenin maalesef kanserden şüpheleniyoruz yani, değil yani mi? Kanser yani bizim midede yani mide hani değişik bir organ açıkçası hani yani bir gastrointestinal sistemin cildi gibi düşünün yani, evet, hani dış etkenlerden direkt çok çabuk etkilenen bir organ. Mesela beslenme sisteminizde yani sigara içmeyle falan çok çabuk etkilenen bir organ ve hani tümörleşme yani hani mevcut bir kitlenin de tümör olma ihtimali daha çok oluyor. Peki hocam, dediğim gibi biz mide tümörleri deyince aklımıza ilk önce maalesef mide kanseri geliyor. Ve dünyada da oldukça sık görüldüğünü biliyoruz. Siz daha iyi biliyorsunuzdur. Herhalde kanser en sık görülen kanserler arasında 4. sırada yanılmıyorsam. Evet, dünyada 4, sırada, Türkiye'de 5. sırada. 5. sırada mide kanseri görünüyor. Biz o zaman mide kanserlerine geçelim. Mide kanseri nedir? Cinsiyet arasında bir farklılık var mı? Görülme sıklığı, bir epidemiolojisi hakkında da bilgi verir misiniz hocam? Mide kanseri dediğimiz yani mide kanseri ne şey yapabiliriz mesela mide kanserlerini topladığımızda, kötü huylu tümörlerini topladığımızda en fazlasını %95 oranında mukoza tümörleri yani adena kanser dediğimiz mukozadan kaynaklanan genelde hastaların tedavi yani bize başvurdukları veyahut da endoskopide yakaladığımız yani 100 hastayı yaptığımızda tümörlerin 95'ini bu adena kanser şeklinde yakalıyoruz. Tabii daha şeyler var, mesela lenfomaları var gene kötü huylu tümörlerinden, hani ekstronodal lenfoma hani not dışında lenfomanın tuttuğu en sık organ mide. Ama nedir görülme sıklığı derseniz %1-%2 civarındadır hani tüm mide tümörleri. Gene nöroendokrin tümörler var. Gene hani midenin gastrointestinal stromal tümörleri var. Hani daha çok duvar yapısından kaynaklanan. Böyle tümörler. Ama hani mide tümörü dediğimizde ilk başta anlayacağımız şey adenokarsinom oluyor. Evet. Mukozal olarak. Epidemiolojiden bahsedersek hani çok farklı bir tümör yani coğrafi dağılım gösteren bir tümör özellikle. Mesela hani Uzak Doğu Asya, yani Japonya, Güney Kore, Çin gibi ülkelerde çok çok fazla gözüküyor mesela. Hani bunlar da rutin tarama programlarına girmiş bir şey. Yani bizde nasıl bir meme kanseri için tarama yapılıyoruz ama hani meme kanseri taraması dünya için evrensel bir tarama. Evet. Hani 45 yaşından sonra her kadın için hani mamografi işte meme ultrasonu önerilir. Ama hani coğrafi dağılım gösterdiği için mesela Japonya ve Güney Kore gibi ülkelerde, Şili, Tayvan gibi ülkelerde rutin tarama programlarındayken mesela bizim ülkemizde veyahut Avrupa'da veyahut da hani Amerika, Kuzey Amerika kısmına baktığımızda rutin tarama programlarına girmeyen bir kanser yani. Yani semptom olması lazım, şikayet olması lazım. Öyle hani gastroskopi yapmamız lazım, yani endoskopi yapmamız gereken bir tümör.
Peki hocam, mide kanserinin nedenleri, risk faktörleri nelerdir? Dediğim gibi yani coğrafi dağılımı dan bahsettik ya, coğrafi dağılımdan da şöyle bir şey, beslenme, hani beslenme mide tümörlerini direkt hani coğrafi dağılımını belirleyen bir şey. Burada mesela Helicobacter pylori'yi bir şey yapmamız lazım. Nobel ödüllü bir bakteri. 96 yılında da Dr. Marshall hani saptanmış. Hatta çok da ilginç bir hikayesi var. Yani kendi midesinde teyit etmiş önce Helicobacter pylori olmadığını. Sonra bakteriyi almış. Bu şekilde hani gastrit semptomlarını falan tarif etmiş. Kendi üzerinde denemiş. Nobel ödülünü almış bir hasta. Helicobacter pylori yani mide kanserinde yani midesinde Helicobacter pylori olanların hani 3 kat arttırıyor. Önemine geldiğimiz zaman nedir? Önlenebilir bir risk faktörüdür. Yani tedavi edilebilir bir risk faktörüdür mide kanseri için. Nasıl bir bakteridir mesela dediğimiz zaman sadece insana özgü bir bakteridir ve sadece mide mukozasında yaşayan bir bakteridir. Aside duyarlı bir bakteridir ama kendi enzimleri sayesinde asitik ortamdan da kendini koruyabilen bir bakteridir. Bunun yaptığı kronik aktif gastrit ve kronik ondan sonra daha sonra atrofik gastrit, atrofi, metaplazi, displazi diye tümöre yol açabilen bir hastadır. Ha, bu kadar korkulacak bir şey mi diye baktığın zaman, yani ortalama hesaplara göre dünya nüfusunun %50'sinin bu bakteriyle enfekte olduğunu tahmin ediyorlar. Ve bunların da %1'inde bir mide kanseri geliştiğini düşünüyorlar. Hani bu kadar da düşük bir ihtimali var. Başka mesela coğrafi dağılımdan baktığımız zaman tuzlu yemek. Özellikle salamuralar, turşular, işte tuzla yapılan turşular veyahut da hani daha çok bizim toplumumuza ait değil de bu tütsülenmiş etler, balıklar, tahıl proteinleriyle yüksek beslenme veyahut da yağlı etlerle yüksek beslenme mide kanserinde otomatikman bu bir Helicobacter pylori enfeksiyonu tetiklemeklerdir. İkincisi de kendisi de atrofik gastrit, yani mukozada değişikliğe yol açarak mide kanserine öncül oluyor. Mesela hani bu hastaları almışlar mesela Japonya, Güney Kore yaşayan hastaları Kuzey Amerika'ya götürmüşler. Yani Kuzey Amerika'ya göç edenlere bakmışlar. Otomatikman mide kanseri insidansları düşmüş bu insanların yani. Hani bu kadar hani çevresel faktörlerden etkileniyor. Başka sigara mesela önemli bir faktördür mesela. Mide mukozasında yani mide mukozası dediğimde şöyle hani mideyi örten bizim yiyecekleri bu enzimleri falan salgılayan mukozada ciddi hasara yol açan bir şeydir. Yani yoğun sigara içimi yaklaşık 1,5-2 kat olarak mide kanseri riskini artırabilen bir şeydir. İleri yaş vardır. Yani ileri yaşa yapabileceğiniz pek fazla bir şey yoktur. Evet. Değiştirilemeyen faktör. Değiştirilemeyen faktör. Sonra mesela obezite. Ya bunda da mesela İsveç'te bir çalışma var. Yani body mass index'i 25'in üzerinde olan hastalarda ciddi şekilde hani midenin proksimal kısmı, üst kısmı kanserleri 2,3 kat artırdığını görmüşler yani. Hani ne obezitenin mekanizma olarak da ne açıklamışlar? Demişler ki hani midede reflüye yol açıyor. Daha çok hani özofagusa mide sıvısı şeye çok fazla maruz olduğu için üst mide kanserlerine yol açıyor. Başka ne olabilir? Yani başka nedenler nedir? A kan grubu kişiler değiştirilemeyen bir nedendir. Yani A kan grubu kişilerde çok yani çok fazla demeyin de fazla gözüküyor diyeyim. Yani tamam mı? Biraz daha fazla diğer kanlara biraz daha fazla. Göre. Şimdi A grubu kişileri korkutmayalım. Sonra ailevi vardır mesela mide evet. kanseri sebebi. Bu da çok ilginçtir. Yani ailede genç yaş üstü görünen mide kanserleri, yani genç aile bireylerinde ikinci ve üçüncü derece, birinci dereceyi de alabiliriz. Akrabalarda 50 yaş altı, kimi yerlerde bazen 40 yaş altı bir tanesi olmak sahibinde mesela iki akrabasında varsa veyahut da hani yaştan bağımsız üç akrabasında birinci ve ikinci derece mide kanseri olması bu hastalarda özellikle bir tarama gerektiren bir şeydir. Yani hani evet. mide kanserleri, mide semptomları açısından hani bu hastalarda dikkat olunması gereken bir faktördür. Epstein-Barr virüsü vardır. %5-10 mide kanserinden sorumludur. Hani üst mide kanseri yapar. Hani bu da çocukluk çağında geçirilen bir virütik enfeksiyondur. Ve yani latent olarak seyredebilir. Açıkçası hani bunlara da hani alma önlenebilir, önlenemez diye önlenebilir kategoriyi söyleyebiliriz. Evet. Hocam siz Helicobacter pylori'den bahsettiniz. Hı hı. Hani risk faktörü olarak. Helicobacter pylori tedavisi aldığımız halde de yine kanserleşme riski var. Mesela diyelim kişinin şikayetleri var. Endoskopi yaptınız. Endoskopi sonucunda biyopsiyi aldınız ve orada patoloji sonucu geldi. Hı hı. İşte Helicobacter pylori pozitif. Ve ona göre hani siz tedavi veriyorsunuz. Hı hı. Antibiyotik tedavisi yanılmıyorsam. İşte mide koruyucu bir 15 gün bilemedim bir aylık bir tedaviden sonra hani onu eradike etmeye
çalışıyoruz. Eradike edildikten sonra da yine risk var mı hocam? Riski çok, Helicobacter pylori'ye bağlı riski çok yüksek derecede düşürüyor. Tabii hani sadece Helicobacter pylori tedavisi de değil. Mesela bu bir şey diyeyim, yaşam tarzı diyeyim. Mesela hani siz hastada mesela Helicobacter pylori'ye bağlı atrofik gastrit veyahut da intestinal metabolize rastladınız. Helicobacter pylori'yi tedavi ediyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? 14 günlük antibiyoterapiler veriyorsunuz. Ondan sonra bu hastayı da bir ay sonra ne bileyim hani üre nefes testi veyahut da tekrar endoskopiye alıyorsunuz. Helicobacter pylori negatif. Tamam. Helicobacter pylori riski ortadan kaldırdık. Ama velakin hasta, mesela biz gelen hastalara mesela diyet öneririz. Deriz ki hani yağlı etlerden uzak dur, tuzlu yani konservelerden uzak dur, turşulardan uzak dur. Mesela konserve demişken onu söylemeyi unuttum mesela. Nitrit nitrat özelliği vardır mesela. Nitrit ve nitratlardan zor bir bu şeylerde salam vardır. Sosis, salam sosislerde hani E90, E bilmem kaç diye mesela maddeler şey. Onlar mesela nitrit nitratlar arasında. Mesela bunlarla beslemek de ciddi şekilde mesela mide kanserini artırıyor. Siz mesela yaşam tarzını düzeltmezseniz, mesela hijyen koşullarına dikkat etmezseniz, tuzlu yemeye devam ederseniz, bu dediğimiz konserve gıdalardan veya da hazır gıdalardan yemeye devam ederseniz, yani ne bileyim hani hayat tarzını değiştirmezseniz tekrar enfeksiyon nüksedebiliyor. Evet, yani biz Helicobacter pylori'yi pozitif gördük, tedavimizi gördük, negatif gördük ama hani tamamen iyileşti artık ben istediğimi yiyebilirim demeyeceğiz. Yok, dikkat edeceğiz. Beslenmeye yani. Dikkat edeceğiz. Zaten yani mide kanserine hani, beslenme çok önemli. Enfeksiyon tekrar tekrarlayabilir yani hani. Evet, yani beslenme önemli. Beslenme, yani zaten şöyle söyleyeyim mesela hani mide kanseri için bakarsak mesela hani teknolojik gelişmelerden önce daha sık görülen bir kanser. Evet. Ne bileyim hani... aile birey sayısının yani kişi sayısının artması, aynı kaptan yemek yemeler, bu dediğimiz salamura, tuzlu gıdalar, konserveler, hani eskilerden daha yapılan daha fazla tükettiği için insanlar daha fazla görüyor. Ama ondan sonra mesela buzdolabı çıkıyor. Evet. Buzdolabı çıktıktan sonra daha fazla hani fresh, taze meyve sebze yeme olayı falan böyle şeyler olduğu için dramatik olarak düşüyor. Peki hocam fast food beslenme? Fast food beslenme zaten hani. Ya çünkü günümüzde fast food beslenme de çok arttı. Mide kanseri özellikle değil, gençlerimizi mide uyaralım. Mide kanseri değil, hiçbir şey için tavsiye edilmeyecek bir şey. Obeziteyi de neden oluyor. Fast food beslenmeye de dikkat çekelim. Peki hocam mide kanserinin nedenlerini, risk faktörlerini saydık. Peki belirtileri neler hocam? Yani ne gibi belirtiler veriyor? Ya mide kanserine baktığımız zaman açıkçası hani... mesela Abdullah Bey ile konuşmuştunuz programımızda meme kanseri için mesela çok iyi şeyler söylemişti ama. Evet. Mide kanserinde hani gelişmeler var ama bu kadar iyi değil. Evet. Yani 5 yıllık yaşam şansımız hala da tüm evreler için geçerliyse %30'lara hani 30'ların biraz daha üstüne çıkmış. Japonya gibi ülkelerde mesela bu mesela %90'larda. Nasıl %90'larda 5 yıllık ortalama hani tüm evreler için hani onlarda da evre 4 için gene hani %9'dur 5 yıllık yaşam şansı ama hani kümülatif tüm evreleri topladığınızda %90'lardadır. Adamlar nasıl şey yapmışlar? Sağlık sistemine ciddi yük olduğunu anlamışlar bu hastaların. 40 yaşından sonra 2 yılda bir endoskopi tavsiye etmişler hastalara. Yani rutin. Bizim bu Kızılay'ın kan arabaları gibi arabaları var, otobüsleri var. Giriyorlar bir mahalleye. Kimlerin şeyi gelmiş? Tarama zamanı gelmiş. Otomatikman alıyorlar otobüse. Endoskopisini yapıyorlar, yolluyorlar. Yani ona göre veri girişi yapıyorlar. Sinsi bir kanser. Belirtileri nedir derseniz? Belirtileri non-spesifik belirtiler. Yani hani tedavi edilebilir hastalık grubunda diyeyim. Non-spesifik belirtiler. Bunlar ne olabilir? İşte yemeklerden sonra işte bulantı, hazımsızlık, erken doyma, zayıflama mesela çok önemli bir şeydir. Hani belirtisidir mesela. Hani ama hani çok önemli bir belirtisi de ama gene de hani ileri tümörlerde görüyor. Çünkü tümöre bağlı kaş eksi kitlenin bayağı bir büyümesi lazım mesela. Keza biraz daha ileri evreye gidersek ne oluyor? Bulantılar, kusmalar, kahve telvesi gibi kusma özellikle. Daha da mesela ileri evreye gidersek ne geliyor? Batın muayenesinde burada bir kitle geliyor elimize mesela. Veya asit olabiliyor hastalarda, karaciğer metastazlarına bağlı. Hani çok öyle yakaladığımız hastalar oluyor mesela. Hani geliyor karnım şişti diyor, bir bakıyoruz. Ondan sonra bir karaciğer ultrasonuna gönderiyoruz. Yani karaciğerde bir sürü metastaz. Sonra bir gastroskopi yaptığımızda bir mide tümörü çıkabiliyor. Mesela yani ileri dönem bulgular veyahut da hani direkt hasta acile gelebiliyor mesela mide
aktif kusmayla, aktif kanama kusmayla, mesela bizim için bir acil cerrahi indikasyonudur yani. Evet. Şimdi hocam yani sizin saydığınız belirtiler basit bir ülser ya da gastritte de görülebilecek belirtiler değil yani mi? Basit bir ülser ve gastrit. mesela şeydir, tanıma programımız yok ama ülkemizde. Mesela evet. Hani bu tip hastalarda gene hani uyanık olmak lazım. Bir evet. Dediğimiz mesela ailevi mide kanserinde mesela, bir ailede bir üyede mide kanseri olması, mesela Helicobacter pylori'ye bağlı bir mide kanseri olması, ailenin diğer bireylerinde de Helicobacter pylori ile enfekte olma olasılığını artırıyor mesela. Sonuçta hani aynı evde yaşıyorlar. Mesela tamam mı? Sonuçta bir enfeksiyon bu da, hani ondan ona tükürükle ve dışkıyla bulaşan bir enfeksiyon ondan ona bulaşabiliyor. Hani bu konuda mesela hastaların biraz daha hani ciddiye almaları lazım. Veyahut da mesela hani polikliniğe geliyor. Dediğiniz gibi ülser şikayetleriyle. Bizim ilk tercihimiz mesela ne oluyor? 50 yaş altındaki bir hastada mesela hocam midem yanıyor, şu oluyor, bu oluyor. Ampirik bir tedavi başlıyorsunuz. Evet. Gastrit tedavisi başlıyorsunuz. Sonra hastaya yani bu bir mesela 2 aylık bir tedavi öneriyorum ben mesela. 2 ay sonra tekrar kontrole çağırıyorsunuz. Hani mideniz ne oldu? Ne bitti? Hani geçti mi? Hocam geçti diyor mesela. Daha şey yapıyorsunuz, rahatlıyorsunuz, tamam diyorsunuz, basit bir gastrit. Veyahut hocam hiçbir şey yok, hala da aynı. Bu sefer endoskopi indikasyonu doğuruyor. Evet. Mesela 50 yaş üstü hastalarda da direkt mesela dispeptik şikayetler başladı. Yani midede dolgunluk hissi, erken doyma, işte hazımsızlık falan gibi. Yani direkt endoskopi indikasyonudur. Yani bu hastalığın ertelememesi lazım, hani ilaçla geçirmemesi lazım. Çünkü hani size şöyle söyleyeyim, mesela evre 1'de veyahut da erken evre yakaladığınız bir kanser, hani %95'lerde 5 yıllık yaşam şansı tarif ederken, mesela hani daha ileri evre 2'ye, evre 3'e geçtiğimizde bu %60'lara, %40'lara, evre 4'e geçtiğimizde hani 5 yıllık yaşam şansından neredeyse bahsedemiyoruz bile. Zaten hani tedavi edemiyoruz hastalığı. Evet, yani burada seyircilerimize şunu söyleyebiliriz, hani hazımsızlık, işte dispepsi, reflü ya da midede ağrı şikayetlerimiz var, endişe etmeyelim ama hekime de danışalım. Tedaviden sonra şikayetler geçmiyorsa zaten hekim ona uygun görürse bir endoskopi yaparak tanıyı koyabilir. Ya bu hani her tarafta olabilir, birinci basamakta da olabilir, ikinci basamakta da olabilir. Hani bu ilaçları danışarak kullanmak lazım daha tabii. Çok. Tabii, yani kendileri rastgele kullanmayacaklar, hekime danışacaklar. Peki hocam, mide kanseri tanısı almış bir hastanın tedavisi nasıl olur? Yani tabii siz cerrahi tedavisiyle ilgileniyorsunuz ama kısaca bir de tedavisine değinirsek. Şimdi mide kanseri, yani kanser artık hani son 2000'li yıllardan sonra hani kanser tedavisi hani klasik tedavi olmaktan çıktı. Yani kişiye özgü tedavi. Bu kişiye özgü tedavi dediğim şey nedir? Biz yani mide kanseri hastasını bulduk. Endoskopide bulduk veyahut da dışarıdan bir yerden geldi. Bu hastaya ne yapıyoruz? Önce bir evreleme yapıyoruz. Bu evreleme dediğimiz hani klinik bir evreleme. Karaciğerinde bir şey var mı? Lenf nodlarının durumu nasıl? Yani bunun için tomografi, PET-CT, gerekirse MR. Hani çok evrelememizde yeri yoksa gerekirse MR. Tekrar endoskopileri alıyoruz. Yerimiz neresidir? Başka bir sıkıntı var mıdır diye. Bunu yaptık. Sonra onkoloji konseyimize gidiyor hasta. Tabii ki hani burada bir de şöyle bir şey var. Günümüz hani güncel onkolojide bir sürü bakabildiğimiz parametreler var. Hani 90'lı yıllar gibi değil artık. Hani mesela mide kanseri, biz mesela benim asistanlığım için mesela hani 2011 yılında başladım asistanlığım için. Asistanlığım için de asistanlığımda ne derlerdi? Midede tümör var. Bu operable. Ameliyat alacağız. Ama artık hani böyle bir yaklaşım yok. Ameliyattan önce kemoterapi, radyoterapiler, yani daha çok radyoterapi demeyeyim de bu yanlış bir ifade oldu. Kemoterapiler geliştirildi. Evet. Mesela bir patoloji piyesini, yani patoloji spesimini alıyorsunuz. Burada çeşitli moleküller bakıyorsunuz. Hani çok seyircileri ilgilendirmez mesela. Her ne yok ki? PD-L1 veyahut da hani mikrostatik instabilite gibi şeyler bakıyorsunuz. Bunlara bakıyorsunuz. Ondan sonra hastaya evreleme yapıyorsunuz. Mesela evrelemesini yaptıktan, moleküler belirteçlerini de aldıktan sonra siz hastaya cerrahiye mi alalım? Yoksa biz bunu önce bir cerrahiden önce kemoterapiye mi verelim diye şey yapıyoruz. Kemoterapinin sebebi de nedir? Kemoterapi, yani cerrahiden önce kemoterapiye başlarsak evre düşürüyoruz. Mesela evre 3'teki bir hasta, yani başarılı bir kemoterapiyi evre 2'ye indirebiliyoruz. Veyahut da hani lenf nodları pozitif bir hasta önemli bir prognostik faktördür mesela mide kanseri için. Lenf nodu pozitifse direkt yani kötü prognoza işarettir. Bunu biz PET-CT'de veyahut da tomografide lenf nodlarını görüyoruz. Diyoruz ki hastaya önce bir kemoterapi alsın. Kemoterapi de down stage, yani evre indirme yapıyoruz. Sonra yani bir cerrahi alıyoruz ve cerrahimiz de daha başarılı oluyor bu konuda.
Sonra tekrar yani bir cerrahi işimizi bitirdikten sonra tekrar hastalığı onkoloğa veriyoruz. Geri kalan tedavisini tamamlıyor. Multidisipliner. Yani multidisipliner, yani kişiye özgü olması lazım. Mesela hani bu kişiye özgü değil, mesela moleküllerden bahsettim ya size. Evet. Mesela her nevki diyorsunuz, tamam mı? Her nevki de farklı bir modelite veriyorsunuz. Yani bu posto, yani şey, neoadjuvanında da geçerli, postop adjuvanında da geçerli mesela. Evet. Hani başka bir molekül ekliyorsunuz. Mesela hani mikrositoyl instabilite diyoruz. Mesela %10'unda gözüküyor mesela mide kanserlerinin. Bu hastalarda neoadjuvan vermiyoruz. Çünkü bu hastalar daha çok Epstein-Barr virüsüne bağlı olan tümörler bunlar. Tamam, evet. Yani Epstein-Barr virüsüne bağlı olan tümörler. Bunlar da vücut doğal olarak mesela tümör hücrelerine karşı bir immün reaksiyon oluşturuyor. Mesela lenfositler biriktiriyor mesela etrafında. Siz ve eğer yani bu hastaya kemoterapi verirseniz lenfositleri baskılıyorsunuz, tümörün daha agresif olmasına sebep oluyorsunuz. Yani kişiye özgü tedavi dediğim şey bu. Evet. Mesela PD-L1 de bakılıyor diyorum. Hani daha hani klasik guideline'lara girmedi ama mesela hani çok ciddi çalışmalar var. Bunlarda da mesela hani ilaçların mevcut klasik kemoterapi ilaçlarını immünoterapiler ekliyorsunuz. İmmünoterapi ilaçları ekliyorsunuz. Yani hani kişiye özgür bir tedavi uyguluyorsunuz. Peki. Cerrah olarak ne tür bir ameliyat yapıyorsunuz hocam? Cerrah yani olarak? O şeye göre bakılıyor. Hani mide tümörlerine şimdi yerleşim yerlerine olarak bakarsak, evet. 30-30-30 yani midenin 30'u distalinde, %30'u distalinde, %30 ortasında, %30 da başlangıç kısmına desek, %10'u da bütün mideyi saranlar, Allah kimsenin başına vermesin, gerçekten çok kötü bir şeydir. Evet. Daha çok hani arka kısmında olan diyeyim, yani daha çok hani distal kısmında olanlar, yani alt tarafında olanları subtotal gastrektomi, yani midenin 3'te 2'sinin alınmasıyla bir ameliyat yapıyoruz. Ama üst kol kısmında olan kısımlarda mideyi komple almak zorundayız. Ve ayrıca hani mideyi komple almak değil, ciddi bir lenfto diseksiyonu damarların etrafında yapmak zorundayız yani. Başarılı bir tedavi için. Peki hocam, mide kanseri cerrahisinin olası riskleri neler? Komplikasyonları var mı? Varsa nelerdir? Ya cerrahi yani bir hastayı hani ameliyat masasına yatırdığınız zaman mutlaka komplikasyon vardır. Evet. Komplikasyon, en korkutan komplikasyonlarımız nedir? Kaçaklar. Yani hani biz mideyi alıyoruz. Orada bir rekonstrüksiyon yapıyoruz. Çünkü bu hastanın hani mideyi aldıktan sonra bu hastanın besleme ihtiyacı var. Hani o şekilde bırakamazsınız. Mesela hani bir safra kesesi ameliyatı veya hani bir başka ne bileyim hani bir dalak ameliyatı gibi değil. Hani mesela dalağı alırsınız, kapatırsınız orayı, tamam dersiniz. Hani mutlu mesut gidebilirsin. Hani enfeksiyon riskini artırır ama hani evet. Şey. Ama midede hani bir ciddi bir rekonstrüksiyon. Hastanın hani bundan sonraki konforunu düşürmek için rekonstrüksiyon yapmak zorundayız. Burada ne yapıyoruz? İşte ince bağırsakla çeşitli modifikasyonlar yaparak beslenme tüpünü stabil hale getirmeye çalışıyoruz. Ne oluyor? Burada biz dikişler ve aletler kullanıyoruz. Bunların kaçakları olabiliyor. Bizim hani cerrahların en korkulu rüyalarıdır. Yani ciddi şekilde şeyleri de çok zordur. Hani sonraki tedavileri de bayağı bir hastanın yatışını falan hastanede uzatan şeylerdir. Sonra başka hani akut komplikasyonlardan başladım. Yani akut komplikasyonlardan nekrozlar görebiliyoruz. Dedim gene yaptığımız bu anastomozlar etrafı, anastomozlar çevresinde veya da güdük olarak bıraktığımız gastrointestinal sistem organları etrafında. Hani bunlar kötü senaryolar. Evet. Peki hocam, mide kanseri cerrahisi geçiren bir hasta serviste eğer komplikasyon gelişmesi ortalama ne kadar süre yatıyor? Bir hafta falan. Bir de hastanın hani ortalama bir de şey hastanın ameliyattan sonra cerrahi olarak yani mesela biz 3. günde falan oralini açmaya, sıvı gıdasını falan beslemeye başlıyoruz. Hani içimiz, evet, rahatlıyor. Artık taburculuk şeyler oluyor. Hastayı da psikolojik olarak hazırlamamız lazım. Mesela hasta şimdi mide tümörüyle yakaladığımız hastalar hani sonuçta hani tamam burun şikayetleri var, dispepsileri var, işte reflüleri var, işte erken doygunluk hisleri var ama yemek yiyebilen insanlar sonuçta. Evet. Hani acil bir durumda veya hani tıkanma gibi bir pozisyonda gelmediyse hani yemek yiyebilen insandır. Şimdi siz mideyi alıyorsunuz, hasta ediyorsunuz, işte sıvı beslen, işte günde 3 öğün yerine 7-8 öğüne sık sık ara ara beslen. Hastanın buna bir alışma dönemi oluyor yani. Hani ortalama her hastanın mesela bir zayıflama periyodu oluyor mesela mide cerrahisinden sonra. Genellikle hastalar zayıf hasta olmasına rağmen ama mesela bir 5-10 kilo veriyorlar yani. Hani bu sisteme alışasıya kadar. Hani bir de dediğim gibi hani hastaya bağlı, bu psikolojik olarak da buna alışmasına bağlı hastanın. Ama ortalama 7 günde falan taburcu ediyoruz. Ediyorsun. Cerrahiden sonra beslenme önemli dediniz. Tabii ki. Beslenmede nelere dikkat etmek gerekiyor? Bir diyetisyenden yardım almak gerekiyor mesela hocam ya da bir diyet listesi veriliyor mu?
Çünkü yani, neticede mesela mideyi aldınız. Hı hı. Direkt yemek borusundan bağırsaklara geçiyor. Hı hı. Öyle değil mi? Yani orada beslenmede neye dikkat etmesi gerekiyor hastaların? Yani açıkçası ortalama 3. günden itibaren hastalarla hep bunu konuşmaya çalışıyoruz. Hani şu şekilde besleneceksin. Hı. Dediğim gibi hani sık sık azar azar besleneceksin. Protein içeriğin yüksek olacak. Çünkü mesela cerrahi kadar kemoterapi de yıkıcı bir etki. Mesela biz hastaya mide kanserinde ameliyat aldık. Bu çok büyük ihtimalle arkasında kemoterapi görecektir Türkiye şartlarında. Ha, bir Japonya'da falan böyle değil. Çünkü onlar çok erken evre yakaladıkları için hani, takibe bırakabiliyorlar. Veyahut da endoskopik işlemlerle bunu halledebiliyorlar. Sonra takibini yapabiliyorlar. Ama bizim ülkemizde genelde hani evre 2, evre 3 geliyor yani bunlar. Bu da kemoterapiye gidiyor hasta. Evet. Kemoterapi süreci de yıkacak bir süreç olduğu için daha çok bol proteinle. Hani karbonhidratı düşürmesini, proteinin bol almasını. Ha, bunun için hastanemizin diyetisyenleri var. Bunlar arkadaşlar yardımcı oluyorlar. Veya oral nütrisyon hastalar arasında mama dedikleri solüsyonlar var. Evet. Protein içeriği yüksek olanlardan hem adaptasyon amaçlı hem de şey amaçlı hastalara veriyoruz. Yani beslenmesinin önemli olduğunu defalarca kez söylüyoruz. Evet, beslenme önemli. Hı hı. Şimdi hocam söylediniz konuşmalar içerisinde ama ben yine tekrar sormak istiyorum. Mide kanseri cerrahisinde tedavi başarısı ne kadar hocam? Yaşam şansı? Ya erken yakalamak önemli değil mi? Yani erken yakalamak gerçekten çok önemli. Yani erken yakaladığınız zaman hani şimdi mide kanseri de erken evre mide kanserleri diye bir terim var. Erken evre mide kanserleri sadece mukozada tutulan kanserler. Mesela bu tarz bir hastayı gönderdiğiniz zaman hani 2 santimetreden çeşitli kriterleri var ama endoskopik olarak da tedavi ediyorsunuz. Hani lenf nodu tutulumuna bakmadan. Çünkü bunlardan hani lenf nodu tutulumu yaklaşık %2 ve daha düşüktür, tamam mı? Hani lenf nodu tutulumu, bu lenf nodu tutulumu ekart ederek hasta ediyorsunuz ki endoskopik tedavi. MR veya ESD dediğimiz işlemler hani o bölgeyi alıyorlar. Hastanın midesine hiçbir şey olmadan %98 oranında 5 yıllık yaşam bekleniyor hastadan. Takiplerle eğer başarılı da bir ESD işlemi veyahut da MR işlemi olduysa. Hani bu kadar erken tedavinin, erken tanının, teşhisin çok önemli olduğu bir hastalık. Tüm kanserlerde olduğu gibi erken tanı çok önemli. Erken tanı çok çok önemli yani. Çok önemli. Çünkü hani modifikasyonları açıkçası şeylere hani ileri evre hastalıkta çok da agresif seyreder. Hani çok kötü bir tümör. Mesela evre 4 mesela bir kolon tümörünü düşündüğünüz zaman mesela hani karaciğer metastazlarına dahi hani müdahale etme şansı var ve şey biraz daha mesela kolon kanserinin karaciğer metastazları kapsül olur yani karaciğerde kendini izole etmiş olur ama mide öyle değil. Mide hani karaciğere yayılabilir. Yani mide kanserinin mesela hani karaciğerde metastaz saplıyorsunuz bir hastanın kemoterapi veriyorsunuz. Ne beklersiniz? Mesela karaciğerinin küçülmesini beklersiniz. Ama bazı hastalarda bir çıkıyorsunuz bütün karaciğer metastaz oluyor. Kemoterapi eşliğinde yani. Evet. Hani ileri evrede o kadar agresif bir kanser. Peki o zaman insancıl olan önlenmesi değil İnsancıl mi? Hocam önlenmesi. O zaman biz mide kanseri önlenebilir mi? Nelere dikkat etmek gerekiyor? Bir o konulara da değinsek. Ya şimdi mide kanseri dediğin gibi önlenebilir mi? Hani %100 önleyemezsiniz ama evet. Önlenebilme ihtimali vardır. Bir, taze meyve sebze ile tüketmek. Yani mevsiminde meyve sebze ve özellikle lifli gıdalarla beslenmek. Tahıl lifleri olabilir, bu sebze meyve lifleri olabilir. Direkt kanseri azaltıcı. Hani tabii ki hani her çeşidini değil. Mesela sınıflaması vardır, intestinal veya difüs tip diye. Daha çok hani toplumda gördüğümüz bu hani önerebilir denenler intestinal tiplerdir. Yani hani intestinal tip dediğimde nedir? Siz oraya çevresel etmenlerle bir hasar veriyorsunuz. Mevcut aside dayanıklı mide mukozasınız bir ince bağırsak mukozası özelliğini kazanmaya başlıyor. Evet. Yani intestinal dediğim sen çevresel etkilenen şeyler tümörler bunlar. Bunları mesela hani taze meyve sebze yemekle, lifli gıdalarla, dediğim gibi Helicobacter pylori tedavisi direkt önlenebilir neden? Sigara içmeyerek. Evet. Obezite çok dikkat etmek. Yani body mass index'in 25'in altında tutmak. Yani sağlıklı yaşam diyeyim hani şey olarak hani dengeli yaşam, sağlıklı yaşamı direkt azaltabileceğimiz şeyler. Hani önlenebilecek bir tümör. Hocam bir de mevsim olarak yaza doğru gidiyoruz. Artık yaz mı diyelim, ilkbahar mı diyelim? Yağmurlar her yeri sel götürüyor. Ama biraz mangal sezonu da açıldı artık. Hı hı. Ona da dikkat etmek gerekiyor değil mi? Böyle mangalda tütsü yani, direkt mangal şöyle ateşine. Şöyle söyleyeyim, hiçbir şeyi abartmamak gerekiyor.
Yani mide kanserini önlemede yeterli, dengeli beslenme önemli ki bunlar değiştirilebilir faktörler ama genetiği... Hani genetik faktörleri mesela bir A kan grubu kişiyi değiştiremez veya da bir ileri yaşı değiştiremez veya da ailevi mide kanseri. Hani bunlarda direkt gen mutasyonları gözüküyor. Mesela CDH mutasyonları gözüküyor bunlarda. Mesela %40'ında, 30'unda. Mesela bu mutasyon saplandığında biz hastaya profilaktik gastrektomi yani total gastrektomi öneriyoruz. Mesela hani 30'u yaşadın. Çünkü diyoruz ki hastaya senin hayatın boyunca yani mide kanseri olma olasılığı %80 diyoruz. Çok büyük bir risk. Ve hani senin olacağın kanser normal mide kanseri gibi değil, daha agresif bir kanser olacak yani mide kanserinde. Yani çok ufak kitlelere metastaz yapabilecek veyahut da çok ufak kitlelerin lenf notlarını tamamını tutabilecek olduğu için mesela profilaktik gastrektomi öneriliyor. Peki hocam. Son olarak seyircilerimize böyle dikkat edeceği konular hakkında böyle bilgiler verirsek, hangi şikayetleri olduğunda başvurmalılar, nelere dikkat etmediler, o konularda bir toparlarsak? Yani şöyle hani seyircinin başvurması diyeceğim yani mide yanması veya hani dispepsi özellikle 50 yaş üstü hastalardan bahsedeyim. Hani ani başlayan hani kronik olmayan bir mide şikayetleri veya da kronik de olsa mutlaka hani bir klinisyene görükmeleri gerekiyor. Hani ona göre bir yol çizmeleri gerekiyor. Çünkü hani mesela biz aile hekimliklerinde bile şöyle söyleyeyim mesela B12 vitaminine bakarak veyahut da gaytada gizli kan bakarak veyahut da hani bir anemi teşhisiyle hani hastalar endoskopi kolonoskopiye bize yönlendiriliyorlar. Evet. Endoskopi kolonoskopi de sadece mide değil mesela. Mide tümörü, sağ kolon tümörleri veyahut da hani sol kolon tümörleri saplanabiliyor yani. Hani bunlar şey değil yani hayat kurtarıcı şeyler yani. Hani bir hastada mesela ufak bir ülser diken yakalamakla hani iş işten geçtikten sonra yakalamak çok farklı şeyler. O yüzden hani semptomları kötüye yormasınlar ama mutlaka da bir klinisyenine gözüksünler diyorum yani. Ama gözükmek yetmiyor hocam. Tedavilerini de düzenli uygulasınlar değil mi? Yani şimdi ben çevremde gördüğüm bazı akrabalarımız var. Hani gidiyorlar tedavisini alıyorlar ama ilaçlarını kullanmıyorlar. Şikayetim geçmedi diyorlar. O zaman tedaviye de uyum önemli. Tedavilerini görsünler. Eğer tedaviye rağmen şikayetlerde gerileme olmuyorsa... Ondan sonra zaten doktorun göstereceği yolla. Zaten ondan sonra bize yönlendiriyorlar yani. Evet. Her yerden olsun, dahiliye kliniğinden olsun, aile hekimliklerinden olsun bize yönlendiriyorlar. Mutlaka hani bir hastaneye git, buna bir endoskopi yapılması lazım diyorlar yani. Peki hocam. Hekim arkadaşlarımız yani bu konuda çok bilinçliler yani. Bilinçliler çok. Evet, onlara da teşekkür ediyoruz burada. Hocam ben size tekrar teşekkür ediyorum. Çok yoğun bir iş yükünüz var. Bize vakit ayırdınız, geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Ben de size çok teşekkür ederim davetiniz için. Sizin nezdinizde başhekimimiz Erol Bey'e, başhekim yardımcılarımız özellikle Nefsun Hanım bu organize etti benim için burayı. Onlara çok teşekkür ederim. Cerrahi ekip arkadaşlarıma buradan bol bol selamlar gönderiyorum. Ve bir de benim küçük bir kızım var Güneş ve eşime de burada ekran başında beni seyrede onlara da çok selam gönderiyorum. Peki hocam. Biz programımızı kapatırken hep şunu söylüyoruz. Fethi Sekin Şehir Hastanesi olarak gün geçtikçe kadromuz güçleniyor. Evet. Ve sağlığınız bize emanet diyoruz. Tabii ki bu güçlenmede en büyük pay Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nin başhekimi Profesör Doktor Erol Keleş hocamız ve ekibi. Evet. Ben onların çok gayretli olduğunu biliyorum. Onlara da burada çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki Şehrin Sağlığı programında görüşmek üzere. Hepinize iyi günler diyorum. Sağlıklı günler diliyorum. Hoşça kalın. İyi.